Yağmur ve dolu gibi bir yağış şekli olan kar tüm yağışların 6 veya 8'de birini oluşturuyor. Karın tarım toprağını koruması ve nemli tutmasında önemi büyük. Yeryüzü ve yeraltı su rezervlerinin ana kaynağıdır. Kar, -8 santigrat derecede bitkilerin üzerinde ince bir hava tabakası bırakarak bu bölgeyi 0 santigrat derece olacak şekilde örter. Kış boyunca toprak ve bitkileri donmaktan koruyan kar, ilkbaharda sıcaklığın artmasıyla birlikte eriyerek nehirlere ulaşır. Ayrıca kışın yağan ve 4/3'ü üst kısımlarda kalan kar, toprağı ve bitkileri yaz kuraklığına karşı da korumuş oluyor. Karda bulunan amonyak, kar erimesiyle birlikte toprakta kalır. Bu amonyak, azot bakterileri tarafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına çevrilerek bitkilerin azot ihtiyacını karşılar. Topraktaki potasyum, kalsiyum, demir gibi mineralleri çözerek bitkilerin kolayca yararlanmasını sağlıyor. Peki bu kadar yararı olan kar nasıl oluşur? Kar, havadaki su buharının 0 derecenin altında yoğuşarak ince taneli buz kristallerine dönüşmesidir. Kar yağışı genellikle bulut içi hava sıcaklığı -4 santigrat derece ile -20 santigrat derece arasındayken mümkündür. Sıcaklık donma noktasının altına indiğinde yeryüzünden yükselen su buharı sıvılaşmadan doğrudan 0,1 milimetre buz kristallerine dönüşür. Bunu da bulut içindeki toz parçacıklarına yapışarak yapar. Bulut içindeki toz parçacıkları olmasa saf su -40 santigrat derecede bile kristalleşemez. Soğuk bulutlardaki su damlacıkları, aşırı soğumuş su damlacıkları ve buz kristalleri karışık haldedirler. Aşırı soğumuş su damlacıkları buz kristallerine temas ettiğinde hemen donarlar. Donan damlacıklar daha sonra başka kristallere yapışarak büyür ve kar tanelerini oluşturur. Kar taneleri içindeki hava akımları tarafından tutulamayacak ağırlığa eriştiklerinde düşmeye başlarlar. Hava sıcaklığı sıfırın birkaç derece altındayken kar yağışı ağır, nemli, ebatları 1 santimetreye ulaşan parçalar halinde gerçekleşir. Bu lapa lapa kar yağmasıdır. Karın yerde kalıcı olması atmosfer ile toprak sıcaklıklarının eşit olmasına bağlıdır. Toprak daha sıcaksa kar kısa sürede erir. Bulut ile yer arasında bir sıcak hava akımı varsa buluttan kar yağdığı halde yere yağmur olarak düşebilir. Ancak hava katmanları tamamen soğuksa kar yağışı gerçekleşir. Kar, simetrik, 6 kenarlı kar taneleri olarak veya daha büyük pul kümeleri olarak düşebilir. Kar tanelerinin şeklini ortam sıcaklığı belirler. -2 santigrat derece sıcaklıkta sivri ve uzun kristaller oluşurken, -5 derecelik sıcaklık düz, tabak şeklinde kristaller oluşmasına neden olur. Nadiren yaklaşık -2 santigrat derecede kar taneleri simetrik üçgen şeklinde oluşur. -3 santigrat derece ile -8 santigrat derece arasında kristaller iğne, içi boş sütunlar veya prizmalar şeklinde oluşur. -8 santigrat derece ile -22 santigrat derece arasında tabak şekline döner ve bazen dallı ve dendritik özellikler taşır. Çok sayıda kar kristal çeşidi olmasına rağmen genelde 6 köşelidir. Kar kristalleri üzerine ilk araştırmaları yapan Amerikalı Winston Bentley 50 yıl boyunca kar kristali fotoğrafı çekti. İkiz kar kristali arama girişimleri 1885'ten başlayarak mikroskoptan fotoğraflama yöntemiyle oldu. Birbirinin aynısı iki kar kristali 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde tespit edildi. Genellikle çapları 2 ile 4 milimetre, ağırlıkları yaklaşık 0,5 gramdır. Kar taneleri 1 ile 14 km/saat arasında bir hızla hareket ederler. Bu hıza düşüş sırasında topladıkları su miktarı ve rüzgarın yönü de etki eder. Oluştukları andan itibaren yeryüzüne ulaşmaları 1 saat kadar sürebilir. Kar taneleri küçüktür fakat bilim insanlarına göre kar tanelerinin 15 ile 30 cm çapa sahip olması mümkün. Normalde orta enlemlerde yaz aylarında bile yağış kar olarak başlar. Ancak yazın bulutla yer arasındaki sıcaklık farkı yüksek olduğundan yağış yere kar değil yağmur olarak düşer. Bazen de hava akımlarına göre sulu sepken denilen karla karışık yağmur şeklinde yağış olabilir. Graupel ya da bulgur normal kar tanelerinden daha küçük, yuvarlak, sert taneciklerdir. Yerde oluşan ince kar tabakası hemen eriyip çevreyi ıslatmadığından kuru kar adını alır. Graupel bazen doluyla karıştırılsa da daha yumuşak ve daha ufalanan bir dokuya sahiptir. Polikristaller birçok ayrı buz kristalinden oluşan kar taneleridir. Kırağı, yüzey sıcaklığı donma noktasından daha düşük olduğunda yüzeyde biriken buz kristalleridir. Bu süreçte nem sıvı fazı atlayarak doğrudan buhardan katıya geçer. Tipi, kar yağışının 56 km/saatten hızlı rüzgarlarla birlikte oluştuğu durumdur. Görüş mesafesi düşer, yürüyüş güçleşir. Kar savurma, rüzgar tarafından 2,5 metre veya daha fazla yükseklikten orta veya çok yükseklere kaldırılan havadaki kar parçacıklarını tanımlar. Göz hizasında yatay görüş genellikle çok zayıftır. Çığ, yokuş aşağı kayan kar kümesidir. Özellikle kuzey yarımkürede Aralık'tan Nisan'a kadar olan dönem çığın en çok oluştuğu zaman aralığıdır. Filmlerde yansıtıldığı gibi gürültüyle çığ düşürmek pek mümkün değildir. Bir kayakçının buz üzerine attığı bir adımın çığ düşürme ihtimali, bağırarak çığ düşürme ihtimalinden fazladır. Kar örtüsü yerdeki tüm kar ve buzun toplamıdır. Yeni kar, önceki kar ve erimemiş buzu içerir. Yeni kar, buz kristallerinin orijinal şeklinin tanınabildiği yeni bir kar birikintisidir. Göknar, bir yıldan daha eski ve metreküp başına 550 kilogramdan veya %55'ten daha yüksek bir yoğunluğa sahip yuvarlak, iyi yapışmış kardır. Neve, kısmen erimiş, yeniden donmuş ve sıkıştırılmış genç tanecikli kardır. Tam bir erime mevsiminde hayatta kalan neveye ateş denir. Bu kar türü buzul oluşumu ile ilişkilidir. Eski kar, yeni kar kristallerinin orijinal şeklinin artık tanınamayacağı kadar dönüşümü ilerlemiş kardır. Mevsimsel kar, bir mevsim boyunca biriken veya sadece bir mevsim süren karı ifade eder. Çok yıllık kar, her yıl zeminde kalan kardır. Toz kar, gevşek, taze, buz kristallerinden oluşan kuru yeni kardır. Kuzey ve güney kutuplarında kar tüm yıl boyunca kalır. Ekvator yakınında kar yalnızca en yüksek dağlık bölgelere düşer. Kar oluşumu nem gerektirdiğinden çok soğuk ama çok kuru alanlar nadiren kar alabilir. Örneğin Antarktika'nın kuru vadileri kıtanın en büyük buzsuz bölümünü oluşturur. Dünyada kutup bölgeleri ve ılıman iklimin iç kısımları kar yağışının yoğun olduğu bölgelerdir. Kar yağış sınırı kuzey yarımkürede 30 derece enlemini, güney yarımkürede 25 derece ile 30 derece enlemleri aralığını izler. Dağlık alanlarda yükselti nedeniyle kar yağışı artar. Kar yağışı havayı soğutmaz. Aksine ısınan hava karın yağmasına sebep olur. Bunun nedeni kar yağışı sırasında açığa çıkan ısıdır. Enerjinin korunumu ilkesi gereği buharlaşma için alınan ısı enerjisi yoğuşma, yani kar yağışı sırasında tekrar atmosfere bırakılır. Kar kümesinin atmosfere güneş ışığını yansıtma miktarı karın albedosu olarak tanımlanır. Temiz kar, görünür güneş ışığının çoğunu yansıtarak beyaz görünür ama kar aslında şeffaftır. Karın çoğunlukla beyaz görünmesine neden olan şey, kar tanelerinin ışık spektrumundaki renkleri farklı yönlere dağıtmasıdır. Ancak kar mavi de görünebilir. Kar kümesi içindeki parçacıklar veya organizmalar da karın rengini etkileyebilir. Örneğin karpuz karı kırmızı veya pembe görünür. Bu renklenme, parlak kırmızı bir pigment içeren bir tür kriyofilik veya soğuğu seven tatlı su alglerinden kaynaklanır. Karpuz karı en çok yazın yüksek dağlık bölgelerde ve kıyı kutup bölgelerinde görülür. Toz ve kurum gibi koyu renkli parçacıklar karın görünümünü değiştirebildiği gibi güneş ışığını daha fazla emdikleri için karın geri çekilmesini hızlandırır. Karın özellikleri ve yaşı ses dalgalarının ilerlemesini etkileyebilir. Yeni yağmış, yoğunlaşmamış haldeki kar ses dalgalarını absorbe ettiği için ortamın daha sessiz olmasına neden olur. Bununla birlikte donarak buzlaşmış kar ses dalgalarını direkt olarak yansıtacağından ortamın olduğundan daha gürültülü olmasına neden olur. Kar tanelerinin %90-95 oranında hava içermesi onları muhteşem bir ısı yalıtkanına dönüştürür. Eskimoğulların sıkıştırılmış kar külçelerinden kulübeler inşa etmelerinin nedeni de budur. kar yüzeyi sıcaklığı yukarıdaki hava sıcaklığı tarafından kontrol edilir. Derin kar yığınlarındaki zemine yakın kar daha sıcaktır. Kar iyi bir yalıtkan olduğundan sıcak zeminden yukarıdaki soğuk havaya ısı akışını yavaşlatır. Kar iklimleri ve canlıları büyük ölçüde etkiler. Yerdeki kar örtüsü havayı soğuk tutmaya yardımcı olur. Bunun nedeni karın güneş ısısının çoğunu geri yansıtmasıdır. Bununla birlikte bir kar örtüsü küçük bitkileri şiddetli soğuğun etkilerinden de koruyabilir. Kar suyu eşdeğeri belirli bir kar tabakasının erimesinden kaynaklanan su kalınlığıdır. Karın su eşdeğeri değişkendir. Örneğin 25 cm taze kar kristal yapısına, rüzgar hızına, sıcaklığa ve diğer faktörlere bağlı olarak 0,25 cm ile 10 cm kadar su içerebilir. Bugüne dek bir yıllık bir dönemde en yüksek kar yağışı Japonya'daki Aomori şehrinde 792 cm olarak kaydedildi. Kar tahmini meteorologlar için zorlu bir mücadeledir. Çünkü en yoğun kar yağışı şaşırtıcı derecede dar bantlarda ve gözlem ağlarıyla tahmin bölgelerinin görebileceğinden daha küçük ölçekte oluşur. Ayrıca yağmur ve kar arasındaki sınır çizgisini tanımlayan son derece küçük sıcaklık farkları kar tahminlerinde büyük farklar yaratır. Uzun süre soğuk ve karlı ortamda kalmak Arktik histeri adı verilen ve hastalık olup olmadığı tam olarak belirlenemeyen bir rahatsızlığa neden oluyor. Bu rahatsızlığa kapılanlar anlamsız şeyler konuşup tekrarlıyor, mantıksız ve tehlikeli olabilecek davranışlarda bulunuyor. Daha da önemlisi sonradan yaptıkları ve konuştukları şeyleri hatırlamıyorlar. Sinofobinin ise çocuklukta karla ilgili bir travma yaşamaya bağlı olduğu düşünülüyor. Bu psikolojik rahatsızlıkta kişiler tek tük kar yağmaya başladığında bile karlar altında gömülme korkusu yaşıyorlar. Kar yüksek düzeyde ultraviyole radyasyonu yansıttığından kar körlüğüne neden olabilir. Güneş gözlükleri, gözlükler ve diğer göz koruyucuları ultraviyole ışınlarının emilmesine yardımcı olur. Kar görüş mesafesini azaltarak sürüş koşullarını da tehlikeli hale getirebilir. İnce de olsa bir atmosferi olan kızıl gezegen Mars'ın kuzey ve güney kutuplarında su buzulları var. NASA simülasyonlarına göre Mars'ın bu kutup noktalarında yaz mevsimlerinde kar yağışı olabiliyor.